Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Tower of Hanoi problemini öz dinirlemeli fonksiyonları kullanarak çözmeyi öğreneceğiz. Bu problem kısaca şundan ibaret. Bizim 3 farklı lokasyonumuz var. A, B ve C şeklinde. Bu A lokasyonunda ya da A kulesinde örnek amaçlı olarak 3 tane bizim silindirlerimiz var. Biz bu silindirleri A noktasından C noktasına taşımak istiyoruz. Yalnız burada önemli olan şey şu. Küçük diskin üstüne büyük disk koyamıyoruz. Yani bu küçük diski alıp şuraya ekleyip ardından üstüne büyük diski de ekleyip bu şekilde bir sıralama yapamıyoruz. Mutlaka en altta büyük disk olması lazım. Yani örneğin öyle bir pozisyona gelecek ki şurada diye ortanca disk olsun. Şunu ifade etsin. Üstüne küçük disk bu şekilde gelmesi gerekiyor. Ve en sonda da işlem bittikten sonra C diskinde disklerimizin görüntüsü şu şekilde olmalı. En altta en büyük diskimiz olacak. Şu an örnek amaçlı olarak 3 tane disk var. Bu 10 disk olabilir, 20 disk olabilir. Önemli değil. Kolaylık olması açısından problemi çözmek için 3 disk kullanıyoruz. Bunun üstüne şu ortanca disk gelmesi lazım. En üstte de en küçük diskin gelmesi lazım. Şimdi normal 3 disk için çözmesi belki kolay olabilir ama 4, 5, 6 daha büyük sayılarda bu problem biraz daha karmaşık hale gelecektir. Bunu çözmek için de öz dinlemeli fonksiyonları recursion mantığını kullanarak problemi çözmeye çalışacağız. İlk başta yapmamız gereken işlem şu. Şimdi şunları bir silelim. Burada A kulesinden C kulesine disklerimizi taşırken buradaki B kulesini yardımcı kule olarak kullanacağız. İlk başta tek bir disk taşısak nasıl taşırdık? Yani bizim elimizde 3 tane disk değil de tek bir disk olsaydı, diyelim şöyle bir diskimiz var. Ve bu diski varış noktası C kulesine taşımak için ne yapacaktık? Bu diski alıp komple buraya taşıyacaktık. Bunun için yani fonksiyonumuz ismi TH olsun, Tower of Hanoi olsun, TH isimli fonksiyonumuzda bir diski A noktasından C noktasına taşıyacağız. A noktasından C noktasına taşıyoruz. Yardımcı kule olarak da B'yi kullanıyoruz. Ve bunun için yapmamız gereken tek işlem şu. Ekrana A'dan C'ye disk taşındı demek. Buraya detay olarak da B'yi kullanarak diyebiliriz. A'dan C'ye bu varış noktası, başlangıç noktası, bu bitiş noktası. Bu da yardımcı kule. Peki iki diskimiz olsaydı nasıl olacaktı? Diyelim şöyle olsun. Bu sefer ne yapmamız gerekiyordu? İlk başta şu küçük diski şuraya yapalım, şöyle yapalım. Küçük disk ilk başta buraya gelecek. Çünkü buraya getirirsem büyük disk bunun üstüne gelemeyeceği için ilk başta küçük diski buraya alıyorum. Ardından büyük diski buraya aktarıyoruz. Büyük disk oluyor. Ve küçük diski de bunun üstüne ekliyoruz. İki diski taşırken bunu kullanacağız. O zaman ne olacak? TH isimli fonksiyonumuz. İki disk taşıyoruz. Nereden nereye? A'dan C'ye B'yi kullanarak taşıyacağız. Bunu taşımak için ilk başta ne yapıyoruz? Birinci adımımız yani iki diski A noktasından C noktasına taşımak için yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi küçük diski B'ye atmak. Bir diski A'dan B'ye C'yi kullanarak atıyoruz. Burada C'yi kullanmak sadece açıklama için yardımcı oluyor. Normalde bunu alıp buraya koymuyoruz.
Yani bu yardımcı kule olduğunu belirtmek amacıyla bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. İkincisi, küçük disk buraya geldi. Tek diskimiz kaldı. Tek diski buraya nasıl taşıyorduk? Şunu yapacağız. Sadece ekrana şu yazıyı vereceğiz. Çünkü elimizde tek disk var. Geldiği zaman buraya işlem bitmiş olacak. O zaman A'dan C'ye disk taşındı. Üçüncü yapacağımız işlem ise buradaki küçük diski bunun üstüne koymak. Bu da TH bir diski B noktasından, şurası A, burası B, burası C. B noktasından C noktasına A'yı kullanarak taşıdık. Şimdi bu iki diski taşımak için ürettiğimiz çözüm. Peki 3 diski nasıl taşıyacağız? Yani şu şekilde olursa birinci disk, ikinci disk ve üçüncü disk. A kulesi, B kulesi ve C kulesi. Şimdi burada şöyle bir metot izleyeceğiz. İki diski B noktasına alacağız. Bunu yaparken normalde kuralımız iki diski aynı anda taşıyamıyoruz. Her defasında bir disk taşınması lazım. Ama buradaki çözümümüz bizim ne yapıyordu? İki diski bir lokasyondan bir lokasyona taşımak için kullanılıyordu. O zaman ben buradaki metodu kullanarak 3 diski nasıl taşırım? Önce metodumuz ismi ne olacak? 3 disk A noktasından C noktasına B'yi kullanarak taşıyacağız. Birinci yapacağımız işlem. Bu 2 disk içinde. Bu da 3 disk için. İlk başta 2 diski A noktasından B'ye taşıyoruz. C'yi kullanarak. Burası her zaman şu sıra başlangıç noktasını, burası bitiş noktasını ifade edecek. Ardından iki diski buraya taşıdık. Farklı renkle yapalım. Burada büyük bir disk kaldı. Bu diski buradan buraya taşırken ne yapıyorduk? Yani burada tek disk olduğu zaman ne yapıyorduk? Şunu kullanıyorduk. A'dan C'ye disk taşındı yazıyoruz ekrana. A'dan C'ye disk taşındı. Ardından burada iki disk kaldı. Yani büyük olan buraya geldi. Şimdi iki diski buraya taşımamız gerekiyor. Tabii bir kere taşıyamıyoruz. Bir kere de iki tane diski alamıyoruz. Burada tekrardan nasıl olsa biz iki diskin nasıl taşındığını burada çözdüğümüze göre buradaki özdenilme fonksiyonu çağıracağız. TH iki diski nerede? B'de bu sefer. Başlangıç noktamız B. Bitiş noktamız C. Neyi kullanacağız? A'yı kullanacağız. Bu da bize 3 tane diskin nasıl taşındığını çözecektir. Ben buraya 3 değil de N yazarsam, yani burada N tane disk olduğunu varsayarsam, burası ne olacak? N-1 olacak. Aynı şekilde burası da N-1 olacak. Ve bunun kodu şu şekilde olacaktır. Zaten hepsini yazdık. Void olsun. Fonksiyon ismi TH. Integer N. Disk sayısını integer A birinci kuleyi, integer B ikinci kuleyi, integer C de üçüncü kuleyi ifade edecek. Burada A ve B, C sadece tanım ifade ediyor. Birinci kuleyi ifade edecek. Bu bir ifade edecek. Bu ikinci kuleyi ifade edecek. Bu da üçüncü kuleyi ifade edecek. Zaten kodunu yazarken de A ve B, C'ye 1, 2, 3 değerlerini vereceğiz. Fonksiyon içerisinde ne olacak? Eğer disk sayımız sıfırdan büyükse diye kontrol etmemiz lazım. Sıfırdan büyükse ne yapıyoruz? Şunu yapacağız. Şu fonksiyonu yazıyoruz. TH N-1 A C B. Ekrana ne vereceğiz? Biri yazdık. İkincisi ekrana
Cout ile ne diyoruz? A'dan C'ye disk taşındı. A nasıl diyelim? A'dan C'ye disk taşındı. Bir alt satırda geçsin. Ardından şu fonksiyonu tekrar çağıracağız. Üçüncü adım. Bu ikincisiydi. Üçüncü adımsa th n-1 şunu yazacağım. B A ve C. Bunu kapatıyorum. Burada th'yi kapatıyorum. Bu bize n tane diski A kulesinden C kulesine nasıl taşınacağını çözecektir. Bu fonksiyonun hemen taramasını yapalım. Bakalım doğru çalışacak mı? Örneğin ilk başta 3 kule için çözmeye çalışalım. Şeklimiz şöyle olacak. Sadece görsel için. Ortanca disk ve en küçük disk. A kulesi, B kulesi, C kulesi. Burada A 1 ifade edecek. B 2 ifade edecek. C de 3 ifade edecek. Yani birinci kule, ikinci kule ve üçüncü kule. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane diski A'dan C'ye taşıyoruz. TH 3 tane diski A'dan C'ye. AN 1. CN 3. BN 2. Bu fonksiyon giriyor. Şurası çalıştı. Burası 3'tü. 1, 2, 3 girdi. N 0'dan büyük mü? N değeri 3. 3 0'dan büyük. Doğru. O zaman sıfırdan büyükse ne yapacak? Buraya çağıracak. Şurayı. TH 3 eksi 1, 2 olacak. A 1 C ve B yer değiştiriyor. Bu A'ydı, bu B'di, bu C'di. B ve C yer değiştiriyor. 3, 2. Buradaki 1, 3, 2 sadece kulelerin hangisi olduğunu takip etmek için kullanıyoruz. Ardından bu fonksiyondan sonra ne olacak? Print şuradaki cout çalışacak ama şu fonksiyon kendisini çağıracağı için buradan yukarı gidecek. Bunun işlemi bittikten sonra alt taraf çalışacağı için bu print işlemi beklemede olacağı için şuraya kesikli çizgilerle beklemede olduğunu ifade etmek için ne diyelim? A'dan C'ye print diyelim şuraya sadece. Yani şu çalışacak. Ama şu an değil. Bu çalıştıktan sonra da üçüncü beklemede olan hangisi? TH n-1 2 B 2 A1 A1 C'de 3. Bu fonksiyon şu an aktif olan fonksiyon. Bu tekrar kendisini çağırıyor. TH 2 eksi 1 yukarı gidiyor. Aşağı gel. Bu fonksiyon yukarı gidiyor. Aşağı geliyor tekrar fonksiyon içerisinde. N sıfırdan büyük. Çünkü şu an 2. 2 sıfırdan büyükse 2 eksi 1 yapacağız. 2 eksi 1 1 A, C, B, A, N 1 A, B, C C 2 B 3 Bundan sonra print çalışacak ama hemen çalışmıyor çünkü bunun ilk başta yukarı gidip tekrar kendisini çağıracak. Onun için şurası cout işlemi beklemede beklemeyi ifade etmek için şöyle tırnak diyelim. Print. Ardından ikinci bekleyecek fonksiyon. Print'ten sonra gelen şu bekleyecek. N-1, 1. B, A, C. B, N, 3. A, N, 1. C, N, 2. Bu da beklemede. Ardından bu giriyor. Şu.
Artık çalışıyor. Kendisini döndürüyor. N değeri 1, 0'dan büyük. Doğru. Buraya geliyor. 1 eksi 1, 0. TH 0. Şu A, şu B, şu da C. A, C, B. 1, C, 3, B, 2. Print işlemi beklemede. Üçüncü bekleyen TH 0 B A C B ne 2 C A ne 1 C ne 3. Evet. Daha sonra bu fonksiyon giriyor. Artık n değeri 0. 0 sıfırdan büyük olmadığı için buraya hiçbir şekilde giriş olmuyor ve fonksiyon buradan çıkıyor. Buradan çıktıktan sonra kaldığı yer burası. Artık print fonksiyonuna çalışmaya başlayacak. Bu geri dönüyor. Burada bir şey yok. Bu sefer print çalışıyor. Bunu da siyah yapalım. Print çalışıyor. Print ekran ne veriyor? A'dan C'ye. A ne? 1, 3. Ekrana 1-3 yazacağız. Print işlemi bittikten sonra ikinci çalışacak olan şu. Bu da n değeri 0 olduğu için çıkıyor, yukarı gidiyor. Şurada kalan print çalışıyor. Print neye basacak? AC 1'e 2. Bu bitti. Ardından buna geliyor. TH 1, 3, 1, 2. Bu ne yapacak? N değeri 1. 1 sıfırdan büyük olduğu için. Şöyle yazalım. TH 1 eksi 1, 0. Şu çalışıyor yani. Şu çalışıyor. ACB. Şu A, şu B, şu C. A, C, B. A, C ve B. Bu çalışıyor. Tabii bunun, yani şu çalışan şu. Ardından print işlemi var. Bekleyecek o. Şöyle yapalım. Print. O beklemede. Ardından şu. O da beklemede. O da TH. Ne diyeceğiz? 0. B, A, C. B, N, 1. B, A, 3, C, 2. Burası çalışan, aktif olan kısım. Bir şey döndürmeyecek, yukarı gidecek. Ardından print çalışacak. Print ne yapıyor? A, C'yi basacak ekrana. 3'e 2. A, C, 3'e 2. Ardından bu çalışacak. N değeri sıfırdan büyük olmadığı için bu bir şey döndürmeyecek. Direkt fonksiyondan çıkacak. Yukarı geliyoruz. Bütün bacaklar tamamlandı. Şurası çalışacak. Şurası ne basacak? Print AC 1'e 3. Ardından buraya geleceğiz. Bunun hikayesi başlayacak şimdi. Şöyle yapalım. TH 1 ACB. Şuna da A, B, C diyelim. ACB A, C 3 B 1. Ardından print var. O beklemede. Çünkü bu fonksiyon çalışacak. Ardından TH şu çalışacak. B A C. B N 1. A N 2. C N 3. Bu tekrar çalışıyor. TH 0. A N. Şuna A. B, C diyelim. A, 2, C, N, 1 ve B, 3. Beklemede ne var? Print var. Beklemede ne var? İkinci TH var. 0, B, A, C, B, A, C. Evet. Bu geri dönüyor. Print çalışıyor. Ne basacak ekrana? A, C. 2'ye 1 basacak. Sonra bu çalışacak. Bunu ekrana basacak. Herhangi bir şeye basmayacak. Geri dönecek. Print burası geliyor. Print ne basacak? AC 2 3. Daha sonra burası çalışacak. Burası ne yapacak? TH. Şuna ABC diyelim. ACB AN 1
CN 3, BN 2. Print işlemi var burada beklemede. Aynı şekilde beklemede ikinci TH var. 0, BAC, BAC. Bu bir şeye basmayacak. Printine basacak. AC 1'e 3. Ardından şu. Bu da bir şeye basmayacak. Dönecek. Başka çalışmayan. Evet, tüm bacaklar tamamlandı. Şimdi sırasıyla ne yaptık? Bunu başka kalem yapalım. Şu mavi olsun. Evet. İlk başta şu çalıştı. 1'e 3. Ekrana 1'e 3 basılacak. Ardından bu buraya geldi. Buradan çıktı. Print buraya geldi. 1'e 2 basılacak. Daha sonra buraya geldik. Buradan burası. Daha sonra burası. 3'e 2. Daha sonra burası. Burada bir şey yok. Buradan çıktık. Burası bitti. Buraya geldik. Print. AC 1'e 3. Daha sonra burası. Buradan ilk başta şu fonksiyon giriyor. Bu çalışıyor. Bu ekrana bir şeye basmıyor. Ardından print ne basacak? 2'ye 1. Ardından burası. Bunda bir şey yok. Buradan çıkıyor. Print 2'ye 3. Ardından burası. Burası giriyor. Burada bir şey yok. Ardından burası çalışıyor. 1'e 3. En sonunda burası. Evet. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra 3 tane diskimiz A'dan C'ye taşınmış olacak ve hiçbir disk, yani büyük disk küçük diskin üstüne gelmemiş olacak. İki diski de aynı anda taşımamış olacağız. Bütün A disklerin hepsi C kulesine taşınmış olacak. Şimdi toplamda kaç tane fonksiyon çağrısı yaptık? Onu hesaplayalım. N eşittir 3 iken, yani kule, pardon, taşınacak silindir sayısı 3 iken kaç çağrı yaptık? Kaç fonksiyon çağrısı yaptık? 1, şu, 2, 3, 4, printleri saymıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toplamda 15 tane çağrı yaptık. 3 tane disk için. Peki 2 tane disk olsaydı kaç çağrı yapacaktık? 2 diskimizin leveli şurası. Bakın şurası 2 diskimizin leveli. Yani 2 diski A noktasından C noktasına taşımak için benim şunları gerçekleştirmem lazım. 3 disk neydi? 3 disk demin saydığımız buydu. Tüm bu bacaklar, soldaki bacak ve sağda bacakların hepsinin sayılması lazım. 2 disk için toplamda kaç çağrı yapmışız peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve buradaki TH 7. Toplamda 7 çağrı yapmışız. Yani bu 15'i şöyle ifade edebilir miyiz? 204 16 eder. 16 eksi 1 15 eder. 7 204 3 8 eder. 8 eksi 1 7 eder. Şimdi bunu genelleştirirsek nasıl yapmamız lazım? Buradaki 15 değeri aynı zamanda şuna eşit. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 1 artı 1. Şurası 8, burası 4, burası 2, burası 1. 12, 14, 15 ediyor. Peki burası, yani 7 değerine eşit. 7 değeri de 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 1 artı 1. 2 üzeri 2 4 eder. Bu 2 eder. Bu da 1 eder. 4, 2, 6, 7 değerine ulaşıyoruz. O zaman n tane disk taşısaydık eğer nasıl yapacaktık? Bunu genelleştirirsek n tane disk, yani 3 tane değil 2 tane değil n tane. 1 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 artı bu şekilde gidecekti. Artı 2 üzeri n diyecektik. Çünkü 3 en büyük dereceyi belirliyor. 2 de burada en büyük dereceyi belirliyor. Bu sadece denk gelen bir şey. Buna bakarak formül çıkartıyoruz. 1'den 2 üzeri n'e kadar sayıdan toplamı olacaktır. Bu da genel olarak 2 üzeri n artı 1 eksi 1'dir.
Bunun derecesi ise order 2 üzeri n olarak söyleyebiliriz. Şurada yazdığımız çıktılarımızı isterseniz bir test edelim. Doğru olacak mı? Şuraya bir çizelim deneme amaçlı. Burada 3 tane disk olduğunu varsayalım. 3 tane diski A, B, C. 3 tane diski A'dan C'ye taşımak için şu adımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani ne yapmamız? İlk başta yapmamız lazım. 1'den 3'e disk taşıyacağız. 1'den 3'e şuradan bir disk alacağız. Buraya taşıyacağız. 1'den 3'e. 3 C ifade ediyor. Küçük disk buraya geldi. Bunu sileceğiz. Ardından 1'den 2'ye bir disk taşıyacağız. Bu diski buraya taşıyacağız. Ortanca diski. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. 3'ten 2'ye taşıyoruz. 3 ne? Şuradaki küçük diski 2'ye taşıyoruz. 2 ne? B'ye. Bunu buraya taşıyacağız. Evet. Bunu da yaptık. Şunu da silelim şuradan. 1'den 3'e taşıyoruz. Büyük diski 3'e buraya taşıyoruz. Bunu yaptık. Ardından 2'den 1'e taşıyoruz. 2'den şu diski 1'e yani buraya taşıyoruz. Küçük diski buraya getiriyoruz. Evet, bunu da yaptık. Ardından 2'den 3'e taşıyoruz. B'den C'ye bunu buraya taşıyoruz. Ortanca disk buraya geldi. Zaten kalan disk buydu. 1'den 3'e taşıyoruz. A'dan C'ye taşıyoruz. Küçük diski buraya geri getiriyoruz. Evet, çözümümüz doğru. Bir sonraki dersimizde ise buradaki anlattıklarımın hepsini Visual Studio'da bir yazalım ve orada bir kontrol edelim tekrardan. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.